Efendim, Ankara'da Vanzero firmasındayız. Yanımızda kurucumuz İlkan Bey ile proje müdürümüz Selin Hanım var. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle biraz sizi ve güzel kurduğunuz firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben İlkan Cüceloğlu. Şu anda Vanzero firmasındayız. Vanzero aslında bir yapay zeka firması. Görüntü işleme, çeşitli sinyal işleme projeleri yapıyor. Ama asıl odak noktamız robotik süreç otomasyonu. Bu anlamda hem kurumlarla hem üniversitelerle çeşitli işbirliklerimiz var. Çeşitli projelerle kurumlara katma değerli robotik süreç otomasyonu projeleri gerçekleştiriyoruz. Efendim, aslında hayatımızın teknolojik ve ekolojik bir süreçte gittiğini düşünürsek, yazılımların ve robotik sistemlerin hayatımızda olmazsa olmaz denilecek kadar yeri var. Şimdi proje müdürümüz Selin Hanım'a da uzatıyoruz. Bakalım neler söyleyecek. Merhabalar. Merhabalar. Ben Selin Hayran. Vanzero'da proje müdürü olarak 1,5 yıldır çalışıyorum. Evet, dediğiniz gibi teknolojik olarak ilerlemekte olan bir süreçteyiz. Robotik süreç otomasyonu olarak aslında dünyada bir süredir sanal robotlar olarak çalışmaya başlayan bir sistem var olmakta ve Türkiye'de de bu sistem yeni yeni gelmeye başlamakta. Biz de şirket olarak bu yazılımı, bu robotik süreç otomasyonunu Türkiye'de yerli ve milli bir firma olarak yaygınlaştırmaya çalışmaktayız. Efendim, onlar yaygınlaştırmaya çalışsalar da aslında istemsiz de olsa teknolojinin ilerlediğini düşündüğümüzde sizin adınıza sistemi kapatan bile bir robotun olması ya da bir yazılımın olması, belki de kişisel bilgileriniz de dahil olmak üzere birçok şeyinizin güvende olmasını sağlıyor, değil mi? Kesinlikle. Aslında robotik süreç otomasyonunda kullandığımız yazılımlar aslında hem kişisel bilgilerin korunması hem de çeşitli güvenlik mekanizmalarını devreye soktuğu için birçok işlemlerde oldukça güvenli bir altyapı sağlıyor. Artı, yapılan her işlemin de kendi içerisinde saklanması, kaydedilmesi, günün birinde böyle bir şey olduğu zaman ne olmuştu sorusunu sorduğumuzda bize ekranları bile saklayarak, ben bu ekranda bu işi yapmıştım, bu ekranda buna bastım, bu ekranda bu bilgiyi girdim seviyesinde bize detaylı bir bilgi verdiği için oldukça tüm bilgileri kaydedilen, artı yapısında saklanan güzel bir sistem oluşmuş oluyor aslında. Aslında robotik süreç dediğimizde ortada hani fiziksel bir robot yok. Biz en çok o noktada bir yerde karşılaştırıyoruz. Sonuçta biz her kurum, her sektör bir yerde bir bilgisayar kullanıyor. Ve o bilgisayar kullanırken sık yaptığı, bizim tırnak içinde sıkıcı diyebileceğimiz bir takım işler var. Bu işleri biz robota tarif ettirdiğimizde robot bizim yerimize onları yapıyor aslında. Bizim bilgisayarımızda çalışan bir yazılım. İstersek bir muhasebede fatura kesebiliyor, havaalanında kurları güncelleyebiliyor, otoyollarda gişe kontrolleri yapabiliyor. Her sektörde bankalar, sigortalar düşünebilirsiniz. Her sektörde ciddi kullanım alanları var aslında. Bu anlamda aslında tamamen hayal gücümüzle sınırlı diyebiliriz. Aslında robotik süreç otomasyonunun çok ciddi faydaları var. Belirttiğiniz gibi süre ve zaman optimizasyonu bunlardan bir tanesi. Çünkü sonuçta biz işlemleri yaparken belli bir süratte yapıyoruz. Robotlar bunu çok süratli yapabiliyorlar ama seriye bağlayabiliyorlar. Bu anlamda hatta bazı zaman biz robotları yavaşlatıyoruz ki, çünkü kullandığı uygulamanın süratine indirgiyoruz onun süratini. Bunun durum dışında ciddi anlamda aslında 24 saat çalışmaları işlerin daha çabuk bitmesi için de çok büyük bir avantaj. 7x24 çalışıyorlar. Risk faktörünü ciddi anlamda ortadan kaldırıyorlar. Çünkü biz bazen bir bilgi girerken A'ya basarken yanlışlıkla yan taraftakine basabiliyoruz. Bilgi yanlış olabiliyor. Sayı gireceğimiz bir yere harf girebiliyoruz gibi. Ama robotlar bu hataları yapmadığı için çok daha güvenli. Peki kaç şehire ya da kaç ülkeye hizmet verebiliriz ya da ülke ya da şehir sınırımız var mı? Artık ülke ya da şehir sınırımız yok. Çağımız malum. Şu anda 2020 yılında yurt dışına açılacağız. Yerli ve milli yazılım olarak ülkemize de yarar sağlayacağız. Bu noktada İngiltere'de projelerimiz olacak. Daha farklı ülkelerde de tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Çin'le belki görüşmelerimiz olabilir. Gerçekten büyüyen bir firmayız. Şu anda Türkiye'de büyümekte olan, demeyelim, aslında artık büyümüş olan bir firmayız ve yurt dışına açılınca daha da büyüyeceğiz. Vanzero Zeki Teknoloji Şirketi olarak Voodoo RP ürünümüzle Test İstanbul Fuarı'nda olacağız. 11. Uluslararası Test İstanbul Konferansı'nda hepinizi ürünümüzü tanıtmak üzere bekleriz. Nisan ayında oradayız. Aslında hedeflerimiz bir anlamda robotların, aslında robotların gelişim sürecine bakarsak bizim ürünümüz Voodoo aslında bu süreçte olumlu bir noktada duruyor. Özellikle yapay zeka ile robotları birleştirdikçe robotların yapabileceği şeylerin aslında spektrumu büyüyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda bir yapay zeka firması olarak robotları bu anlamda daha da güçlendirerek hem onları daha hızlı öğrenen,
hem daha kolay işleri yapabilen ve daha çok iş yapabilen, kabiliyeti genişlemiş bir altyapıyla birlikte bunu tüm dünyada Sinan Hanım'ın belirttiği gibi sunmayı hedefliyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız aslında şu anda da aynen bu şekilde devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederiz.